İyi pazarlar sevgili seyirciler, bir tatlı huzur başlıyor. 26 Ağustos 1922 günü sabah saat 5.30'da top atışıyla başlayan büyük taarruz 30 Ağustos 1922, yani bugün, zaferle sonuçlandı. Bugün çok önemli bir gün ülkemiz için. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Bugün çok önemli bir konuğumuz var yine. Konuğumuz sosyolog, yazar ve eğitimci Sayın Nurdoğan Arkış. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kadriye Hanım. Sağ olun davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Hocam hemen şöyle başlamak istiyorum. Sizin efsane bir kitabınız var. En azından benim ailem için öyle. İzlediğim ve araştırdığım kadar okurlarınız için de öyle. Yani ülkemiz için de öyle. Kitabın ismi bile insanı rahatlatan bir isim. Mümkün. Evet. Evet, Mümkün kitabında şu derecelendirmeniz bana çok çarpıcı gelmişti. Bir olay olduğunda ya da bir işe başlarken ya da düşünce sistemimiz genellikle şöyle çalışır diyorsunuz. Garanti, mümkün, mümkün değil. Bu üç seçenek içerisinde olayları ve hayatı ve kişileri değerlendiririz diyorsunuz. Peki bu şekilde hayatı yönetmek, hayatımıza liderlik etmek ne kadar mümkün, ihtimal dahilinde hocam? Sağ olun, teşekkür ederim. Önce ben de 30 Ağustos Zafer Bayramımızı hepimizin kutlayayım. O da aslında bu mümkün kelimesiyle oldukça ilişkili bir yanı var. Başarı. Hakikaten o gün, yani şöyle söyleyeyim, o günleri anlamak, incelemek ayrıntısını, yani bana sorarsanız mesela 1914 ile 1923 arasını tamamıyla, ama özellikle de tabii 30 Ağustos'u detaylı bir inceleme her yönüyle yapmak lazım ki bu günleri anlayabilelim. Çok çok önemli bir zafer olduğunu düşünüyorum. Dünya tarihi Muhakkak. bakımından da çok enteresan bir zafer. Ya şimdi bu bahsettiğimiz şey şöyle, mümkünü yazmadan önce 12 yıl boyunca ben bu başarmış insanların hayatlarını inceledim. Tarihten, bizim tarihimizden, başkalarının tarihinden, işte bilim tarihinden, bilim insanları arasından, siyasetçiler, işte sporcular, sanatçılar falan. Zaten liderlik üzerine çok yoğun, uzun süredir çalışan biriydim. Sonra bu liderliği daha iyi anlamak için işte 12 yıl boyunca ben bu insanların hayatlarını inceledim. Bizden iki tane çok öne çıkan isim var. Biri Mustafa Kemal Atatürk, öbürü de Fatih Sultan Mehmet. Ama daha bir sürü bizim insanımızın da hayatını inceledim, saydığım alanlarda yani. Şimdi bu insanlarda çok ortak bir yön var. Bunlar daima olaya mümkün gözüyle bakıyorlar. Yani hiçbir seçenek yoktur kabulüne gitmiyorlar. Yani mümkün değilci bir bakış açısına sahip değiller bunlar. Fakat enteresan bir İyimserler diyebilir miyim? Valla iyimserliğin biraz ötesinde bir şey bu insanların durumu. İyimserler doğru, ama bu iyimserliğin üzerine muazzam bir bilgi koyuyorlar. Polyanlacı değiller. Yani böyle, hani işte bugünlerde çok şey oluyor ya, evrenden çok istersen olur, işte sen çok arzularsan bir şey olur falan. Böyle değiller bunlar. Bunlar çok arzuluyorlar, çok istiyorlar. Fakat üzerine müthiş bir şey koyuyorlar bunlar, bilgi koyuyorlar. Bilgiyle Projelendiriyorlar. bakıyorlar yani. Yok yok, başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Projelendirmek başka bir hikaye. Projelendirmek sizin o kafanızdaki ideal hedef, yani işte ya istiklal ya ölüm, ey İstanbul ya sen beni alacaksın ya ben seni alacağım, ya da örneğin Aziz Sancar'ın ben şu hücrenin yapısını şu şekilde çözeceğim demesi gibi. Önce kafalarında bunlar bir niyet koyuyorlar, bir hedef koyuyorlar. Sonra bu hedefe gitmek için gerekli olan bilgiyi ediniyorlar. Bakın hemen bunun anlamıyla ilgili örneği vereyim. İkisi de Fatih Sultan Mehmet de Atatürk de muazzam okuyan insanlar. İkisinin de kütüphanesi meşhurdur. Yani dünya tarihindeki o dönem en önemli kitapları Fatih Sultan Mehmet getirttirir. Ve onları anlayacak dili vardır Fatih Sultan Mehmet'in. Dil bilir Evet. yani. Yani şunu demek istiyorum. Bunlar bilimsel bilgiye yönelirler. Atatürk de öyle. Kanıtlanmış okuduğu 3.997 tane kitabı var. Kanıtlanmış ki savaşta kaybolanlar, hediye ettikleri falan bu sayıya dahil değil. O da yabancı dil biliyor.
Bu ikisi çok aynı insanlardır. Şimdi bunlar yani kafalarının içerisinde bir ideal var ve bu ideali oldukça yüksek koyarlar. Yani hiç kimsenin alamadığı İstanbul'u almak, artık hiçbirimiz kurtulamayız diye düşündüğümüz, biliyorsunuz mandacılar vardır, İngiliz mandası, Amerikan mandası isteyenler, Atatürk'ün yakın çevresinde de yani. Hayır, tam bağımsızlık diye söyler. Muazzam büyük bir ideal koyarlar bunlar. Yani garantici değillerdir. Garantiye alalım, ne olabilir ki falan demezler. Sonra bu işte bilimsel bilgiye sahip olurlar. Şimdi Atatürk'ün Timur dahil, Timur Lenk dahil bütün büyük savaşları ölümüne kadar incelediğini biliyoruz. Hepsini inceliyor. O yüzden muazzam bir taktisyendir mesela. Fatih'in eğitimini biliyoruz mesela. O da muazzam eğitimler alırlar bu insanlar yani. Öyle gökten zembille inmiyorlar. Ben ikisi için de şunu söyleyeyim. Ben bir davranış bilimci olarak söylüyorum bunu. İkisi de dahi değiller bence. İnsanlar ama çok çalışkan insanlar. Çok çalışkan insanlar. Şimdi büyük bir ideal koyuyorlar. Büyük bir o alanın bilgisine sahip olmakla ilgili müthiş açlıkları var. İkisi de çevrelerinde hep bilim insanı bulundururlar. Hep bilim insanı bulunduruyorlar. Ve bunların dillerine, dinlerine, ırklarına asla bakmıyorlar. Öğrenmeye çok meraklılar ikisi de. Şimdi bu bilgiye sahip olarak yaşıyorlar yani. Şimdi mümkün değilciler ve garanticiler ne yapıyorlar? Mümkün değilciler şöyle yaklaşıyorlar olaya. Ya yapacak bir şey yok. Şimdi yapacak bir şey yok dediğiniz zaman bütün benim bu liderlik stratejilerini izlediğimde işte şirketlerde olsun, işte topluluklarda, ülkelerde olsun siz mümkün değil dediğiniz zaman vazgeçmiş oluyorsunuz. Vazgeçince de ne oluyor? Sizin yönetebileceğiniz alanı başkaları yönetmeye başlıyorlar. Şimdi çok önemli başka bir alandan örnek vereyim. Çok önemli başka bir alan. Aile. Şimdi birçok aile bana diyor ki işte mektuplar yazıyorlar benim bu Facebook, YouTube yayınlarım nedeniyle ya da kitaplarımı okuduktan sonra bana işte ulaşıyorlar, mektuplar yazıyorlar. Hocam bizim çocuk işte atıyorum 9 yaşında kitap okumayı istemiyor, yapacak hiçbir şey yok. Ne yapabiliriz ki? Bir şey yapamayız ki. Tamam benden mümkün bir yardım değiller. İstiyor ama mümkün değil diye bakıyor. Çünkü 9 yaşına kadar çocuk kitaba şey yapmamış. Ya da mesela geçen gün gelen bir işte mesaj diyor ki hocam diyor bizim çocuk 10 yaşında diyor elinden cep telefonunu düşürmüyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Elimiz kolumuz bağlandı. Öyle duruyoruz. Daha çok veriyormuş telefonu çocuk sussun diye. Daha çok ve artık diyor yani sabahlara kadar uyumuyor diyor 10 yaşındaki çocuktan söz ediyoruz. Yani ne diyor? Mümkün değil yapacak bir şeyim yok diyor. Farkında olmadan bunu diyor. Şimdi bunu dediğiniz zaman ne oluyor? Mümkün değil yapacak bir şey yok dediğinizde şunu yaparsınız. Cep telefonunu daha çok verirsiniz. İşte ne bileyim çocuğunuzun ders çalışmamasını daha çok normal kabul edersiniz. Ve bu neye yol açar? Çocuğunuz daha çok ders çalışmaz. Çocuğunuz daha fazla cep telefonuyla ilgilenir ya da işte ülkeyle ilgilenir. Bir daha söyleyeyim. Siz de daha mutsuz olmaya devam edersiniz ailece. Mutsuz olmaya devam edersiniz ama şunu dersiniz hani adeta bir kader gibi kabul edip bu sonucu ya yapacak hiçbir şeyim yok ki dersiniz. Yan masadaki çocuğa bakarsınız. Ben bu anlatacağım olayla gerçekten karşılaştım. Bir grup arkadaş işte bir yerlerdeyiz. Çocuğunun cep telefonu, bilgisayar, televizyon hastalığından söz ediyor arkadaş bana 15 yaşlarında. Bir yerde yemek yiyoruz. Öbür tarafta da bir aile var. İki tane çocuk var. Ve işte 9-13 yaşlarında gibiler iki çocuk da. Kitap okuyorlar. İkisi de kitap okuyor. Bak dedi görüyor musun dedi. Onlar kitap okuyor işte dedi. Ne şanslı aile dedi. Bizimki dedi böyle dedi. Biz de dedi. Şanssız, kadersiziz biz dedi. Tamam mı? Mümkün değil diyor yani bana. Zannediyorlar ki gökten zembille iniyor bu işte başarılar. Diyelim ki o kitap okuyan çocuk ya da cep telefonuna bağımlı çocuk. Bunlar gökten zembille iniyor. Böyle oluyor zannediyorlar. Halbuki bu mümkün diye bakan insan ancak bunu toparlamaya başlıyor. Yani mümkün demek ne demek oluyor bu durumda? Ya benim cep telefonu bağımlısı olan çocuğumu da ben onu kitap okuyan bir çocuk haline dönüştürebilirim. Bu mümkün
Yani bir hedef koyması gerekiyor kendisine, bir ideal Mümkün koyması deyince gerekiyor. de insan hocam bir bedel ödemeye hazır hale mi geliyor? Bunun için Şimdi bir aynen, bedel evet. ödemek. Şimdi mümkün deyince o zaman hadi bakalım yap derler adama. Değil mi? Mümkün. Ya bu mümkün. O zaman hadi yap derler. Şimdi o zaman da sizin değişmeniz gerekir. Şimdi çocuk örneğinden devam edelim. Çocuğunuzun cep telefonu ile işte daha az oynamasını istiyorsunuz. Güzel. Şimdi ilk olarak şunu kabul etmeniz gerekiyor. Mümkün dediniz buna. Ben çocuğu cep telefonundan vazgeçirebilirim dediniz. Tamam, şahane. Peki ilk olarak ne yapması gerekiyor bu kişilerin biliyor musunuz? Benim gördüğüm bütün gözlemlerimin bana söylediğini söylüyorum size. İlk olarak kendilerinin değişmesi gerekiyor. Yani bedel ödemeleri gerekiyor sizin dediğiniz gibi. Yani önce kendisi bir değişecek. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Ben görüyorum işte yani gidiyoruz şeye restorana, gidiyoruz işte sağda solda bir yere taziyeye mesela hiç onu hiç unutmam o sahneyi. Bir taziyeye gittik biz. İşte arkadaşımızın bir yakını vefat etmişti. Eve gelen her çocuklu aile oturuyoruz. Tabii ki hüzün var ortada yani. Çocuk ses çıkarmasın diye muhtemelen hemen şak diye cep telefonunu dayıyorlar çocuğa. Şimdi Susturucu. susturucu çocuğu orada restoranda hop cep telefonu. Çocuk iki soru soruyor annesine. Annesi o sırada arkadaşıyla konuşacak. Babası o sırada arkadaşıyla konuşuyor bilmem ne falan falan. İşte bir soru soruyor. Baba şu şöyle mi? Anne bu böyle mi? Ya işte çocuk sana söylüyor beni nasıl yöneteceksin anne baba diye. Çocuk söylüyor aslında benim soruma cevap ver. Benimle ilgilen. Ben cep telefonuyla ilgilenmek istemiyorum diyor. 10 dakika sonra anne iki cevap veriyor. Baba iki cevap veriyor. 10 dakika sonra bakıyorlar çocuk daha sonra hop çıkarıyorlar cep telefonu veriyorlar. Sonra da diyorlar ki ya benim çocuk niye cep telefonuna bu kadar bağımlı? Önce kendileri bir bedel ödeyecekler. Yani diyecekler ki ha tamam ben demek ki böyle bir durumda cep telefonu vermeyen bir çözüm üreteceğim. Şimdi ama öbür taraftan şu da var. Ben de yemeğe de 40 yılda bir gidiyorum bu arkadaşımla beraber. Onunla da sohbet etmek istiyorum. Peki o zaman ne yapabilirim? Cep telefonsuz bir seçenek yok mudur? Düne kadar vardı. Vardı. Mümkün değil Biz öyle bir dediğimiz şey. Ya biz öyle miydik? Bundan 15 sene öncesine kadar öyleyiz zaten. Yani bundan 15 sene öncesine kadar başka bir yol vardı. Biz şimdi hayatın kolayına kaçıyoruz. O yüzden mesela böyle bir anne baba bedel ödemeye hazır olacak. Böyle bir anne baba diyecek ki ya tamam ben bu durumu hem arkadaşımla konuşacak hem de çocuğumla bu ilgiyi gerçekleştirecek biçimde geliştirebilirim. Örnek, şimdi mümkün örnek. Yemeğe gideceğiniz yeri ona göre seçebilirsiniz mesela. Mesela varsa çocuk oynama yeri diyelim ki çocuğunuzu oraya bırakabilirsiniz ve siz o arada sohbet edebilirsiniz. Ya da arkadaşınızla konuşup diyebilirsiniz ki ya Ayşecim, Alicim bizim oğlan böyle böyle bak ben bu çocuğa cep telefonu vermem. O yüzden arada bizim sohbetimiz bölünebilir. Onu da ben sohbetin içerisine katmak isteyeceğim. Bu seni üzer mi, sıkar mı, gerer mi? Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir bedel ödemeye hazırsanız, böyle bir emek vermeye hazırsanız ancak o zaman gerçekleştirebilirsiniz. Yani neyi söylemiş oldum aslında? Bir, hedef koyacaksınız. İki, bu hedefe dair bilimsel bilgiyi öğreneceksiniz. Üç, bunun için uygulama gerçekleştireceksiniz. Bunu yapacaksınız yani. Bu böyle sadece dilemekle olan bir şey değil yani. Şimdi yani neye benziyor tam olarak söyleyeyim bu cep telefonu meselesi beni çok yaralayan bir şey de biraz konuda oraya denk gelince söyleyeyim ya Hepimiz için hocam. evet evet maalesef yani dünyada en uzun süre cep telefonu kullanan ülkelerden biriyiz biz maalesef yani hele hele diğer sosyal medya televizyon tablet bilgisayar falan da katılınca biz çok problemli bir durumdayız bakın dünyada şu an en hızlı yayılan salgın hastalık kabul ediyor. Pandemiden önceki dönemi söylüyorum. Şu an nedir bilmiyorum yani. Salgın hastalık kabul ediliyor. Bayağı beynin faaliyetlerini yavaşlatıyor. Yani adeta şöyle bir şey. Çocuğunuza obezite, dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu, göz bozukluğu, beyin yavaşlaması, beyni yavaş, zekası geriliyor çocuğunuzun yani. Bizim de hepimizin. Kim 2 saatten 3 saatten fazla vakit geçiriyorsa hepsi için geçerli bu dediklerim yani.
O kadar tehlikeli bir şey ki 0-2 yaş arası için Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği cep telefonu, tablet, televizyon, bilgisayara 0-2 yaşındaki çocukların maruz kalma süresi günlük 0 dakika. 0 dakika. Yani şunu söylüyorlar, diyorlar ki aman ne olur çocuklarınız 0-2 yaş arasındaysa bunlarla göz göze bile gelmesinler diyorlar. Şimdi bu kadar tehlikeli bir şeyden söz ediyoruz. Yani aslında şunu söylemiş oluyoruz. Çocuğunuz geliyor size diyor ki örnek. Diyor, ya baba diyor ne olur bana esrar al diyor. Bütün arkadaşlarım esrar kullanıyor, ben de kullanmak istiyorum diyor. Ne yaparsınız? Onun gibi bir şey cep telefonu meselesi. Çocuk ıslah ama bütün arkadaşlarında var. Ya zararlı bir şey bu. Şimdi bütün arkadaşlarında var ben almam diyenler mümkün değilciler işte. Yani toplumun böyle bir talebinin olduğu yerde bu kadar herkesin işte aynı sınıf içerisinde herkesin bu kadar almaya çalıştığı, aldığı yerde çocuğumun da çok ısrar ettiği yerde ben bir şey yapamam ki mümkün değil demiş oluyorlar farkında olmadan yani. O nedenle de böyle bir bu mümkün değil garanti bakış açısı buna yol açıyor. Şimdi garanti de nasıl bir şey? Garanti dediğimiz kısım şöyle bir şey. Bu kişiler, garantici kişiler hayatın en kolay yoluna kaçıyorlar. En kolay yoluna kaçıyorlar. Bu ne demek yani? Şimdi diyelim ki ben işte lise öğrencisiyim. Üniversite sınavına gireceğim. Şimdi bir hedefim var, idealim var daha doğrusu. İdealim diyelim ki işte atıyorum sosyolog olmak, işte bilmem ne mühendisi olmak, psikolog olmak diyelim ki yani. Ve bunu çok iyi bir okulda yapmak istiyorum. İdealim bu. Fakat diyorum ki ya şimdi onun için çok uğraşmak lazım. İyisi mi ben işi garantiye alayım, şu seviyedeki bir şey seçeyim kendime. Deyip öyle hedefi küçültüyorlar yani bunlar. Garanticiler de farkında olmadan aslında mümkün değilcilerin bir kanadı oluyorlar. Yani öbürü mümkün değil, şurası garanti, şurayı biz hedefleyelim ve orada kalalımcılar oluyorlar bu kişiler. O nedenle bu üç ayrım, mümkün, mümkün değil ve garanti hayatı çok belirleyen bir şey. Ben konuşmalarımda, eğitimlerimde falan insanlara hep şunu sorarım. Bakın herhangi bir durum karşısında, herhangi bir durum. Kafanızın içinden ilk geçen düşünce ne olur? Örnek, biri geldi size dedi ki, ya dedi hadi gel Çince öğrenelim dedi. İlk ne geçiyor? İlk geçen şey Çince mi? Çince mi? Ben nasıl? Ben Türkçeyi zor konuşuyorum ya diyorsam. Ne işe yarayacak? Efendim? Ya da ne işime yarayacak geçenler olabilir? Ne işime yarayacak? Şöyledir. Onun iki boyutu var. Ne işime yarayacak? Benim mümkün değilciliğimden çıkan bir cümle de olabilir. Şundan çıkan da bir cümle olabilir. Evet, istesem öğrenebilirim. Ama ben Çince öğrenmeye vakit kaybetmem. Atıyorum şimdi. Matematik öğrenmek isterim o zamanımda. Yani öğrenebilirim. Bunda bir problem yok ama tercih etmiyorum diyebilir. Bu bir şey yani. Şimdi böyle dediğim zaman da şöyle düşünüyor bazı arkadaşlar. Tabii öğrenirim ama ben tercih etmiyorum. Ama hemen şu soruya bakmaları lazım. Peki onu tercih etmiyorsun, bunu tercih etmiyorsun, şunu tercih etmiyorsun. Ne yapıyorsun peki? Gündelik hayatını nasıl geçiriyorsun? Yani her akşam televizyonda oturup işte bir futbol maçı, işte yok bizim bilmem ne dizisi ya da işte bilmem ne şov, ha 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 ne güzel gidiyoruz mu yapıyorsun? Yoksa tamam Çince öğrenmedin, tamam matematik de öğrenmiyor, aslında öğrenebilirsin kaplanlar gibi. Tamam eyvallah, peki yerine başka bir şey öğreniyor musun? Yoksa bütün gece televizyon mu izliyorsun? Ya da işte onu beğen, bunu beğen, ona bir laf sok, buna bir laf işte at bilmem ne at, bunu mu yapıyorsun? Yani ben öğrenebilirim ama istemiyorumun bu tür bir şey yanı var. Nasıl diyeyim? Kılıf yanı var. Bu özgüven değildir yani. Böyle bir şeyi söz konusu değildir. Şimdi o nedenle bu bizim hayatımızı yöneten temel cümlelerden bir tanesidir. Biri bir şey söyledi. İşte bir bayan arkadaşımın söylediği bir şey yani. Hocam dedi ben dedi işte dedi hep kocama bağımlı yaşıyorum. İşte hep kocamın işte bilmem dediği oluyor. Hep bilmem ne oluyor falan falan. Ben halbuki biraz kendimi yaşamak istiyorum falan dedi. Dedim ne kastediyorsunuz kendimi yaşamak istiyorum falan. Ya dedi mesela dedi diyorum ki dedi akşam beni işte hadi çıkalım şöyle bir arabayla tur atalım falan diyor.
Rum dedi. İşte ama o da işte yorgun geliyor işten, işte oturuyor bilmem ne ediyor falan falan. E dedim siz arabayı alın çıkın. Ama mümkün değil dedi, ben dedi nasıl araba kullanayım? Şimdi bunu kastediyorum, tamam mı? Mümkün değil dediğiniz zaman yapamazsınız. Mümkün değil çünkü yani sıfır. Böyle bir olasılık yok. Çaresizliğe hapsediyoruz kendimizi. Ah aynen öyle yani. Ama mümkün dediğinizde de o zaman hadi bakalım başla diyoruz. Mümkün. O zaman hemen yazır bakalım bir ehliyet kursuna. Ama şimdi işte kocam der ki işte ya bu saatten sonra işte ne bilmem ne. Hadi onunla mücadele et şimdi. Ona anlat bunu. Düzgün, iyi biçimde, etkili bir biçimde. Bunu niye istediğini falan anlat bunu. Çocuğun diyecek anne gitme işte anne bilmem ne falan falan. Ona anlat bunu. Bedel ödemeleri gerekiyor dediniz ya, aynen öyle. Bedel, arkasından hemen bedel ödemek gerekiyor. Mümkün dediğiniz anda. Biraz da galiba bizi bu işte mümkün demekten alıkoyuyor. Çünkü mücadele etmek size kalıyor. Ha mümkün dediğiniz zaman İş mücadele başa etmek. düşüyor. İş başa düşüyor, aynen öyle yani. Yani gökten zembille inmemiş hiçbir, o tarihte bildiğimiz hiçbir başarı, hiçbir ama. Yani futbolda da, işte müzikte de, resimde de hiçbiri gökten zeminle, hepsi böyle müthiş emekler vermişler. Hepsinin Öyle. arkasında büyük bir ter var. Tabii. Bilgi, bilimsel bilgi ve muazzam bir ter var. Gerçekten öyle yani. Öyle bir şey var. Bu temelde, en temelde bu mümkün kitabının kabaca çerçevesi bu. İçinde bir sürü başka şey var tabii. Çünkü özgüvenle çok ilişkili bir konu bu. Kabaca ama kitabın şeyi bu. Evet hocam. Anlatmaya Mümkün çalışmış. diyenler hep bir ihtimal daha var diyen insanlar gibiler. Değil mi? Bir Doğru. ihtimal daha var. Mutlaka bir çözümü vardır diyen insanlar iyimserliği o anlamda kullanmıştım. Yani kendilerine çaresizliğin içerisine hapsetmeyen ve bir çıkar yol aramaya gayret edecek insanlar. Çünkü mümkün demek, yani ihtimal var demek insana enerji veren, değil mi? Zihin açan bir Doğru. yaklaşım aslında. Doğru, doğru, doğru. İhtimal O mümkün. anlamda iyimserler. O anlamda iyimserler. Peki hocam, şimdi aklıma bir şey geldi siz konuşurken. Güldür Güldür diye bir şov var. İzliyorsunuzdur belki skeçleri zaman zaman. Ara ara. Televizyonda yayınlanıyor. Orada bir skeç vardı. Bir arkadaşlarının zaman içerisinde fark ediyorlar 5 sözcükle hayatını idame ettiğini. Çok sevilen bir arkadaş, çok popüler bir arkadaş fakat sadece 5 sözcük kullanıyor. Bunlardan da 4'ü aklıma geldi. Hemen program öncesi not aldım. Sorun yok. Eyvallah. Yani aynen. Güzelmiş. Şimdi hatırlayamadım. Sadece bu beşiyle yanıt vererek kız arkadaşıyla sorunlarını çözüyor. Sosyal hayatın aranan bir kişisi oluyor. Her şeyi başarıyor. Bir anlamda hocam otomatik pilotta yaşıyor. Evet. Ya bu otomatik pilotta yaşayan insanlar işte mümkün değil garantici ya da işte pijama terlik televizyon PTT denen hani bir şey vardı ya şablon vardı. Hayatlarını böyle yaşayan insanlar. Fakat sizin söylediğiniz mümkünciler Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet çok okuyan yazar hani beşikten mezara kadar öğrenen yaşam boyu kendini geliştiren insanlar. Onların bir derdi var. Çünkü otomatik pilotta 2 günü eşit birbirine olan zarardadır diye dinimizde de bir hadisimiz var. Kendini her gün geliştirmeye çalışan, kendinin en iyi versiyonu olmaya çalışan insanlar. Bu sözü de hocalarımızdan birinden, psikologlardan duydum diye hatırlıyorum. Kendinin en iyi versiyonu olmaya çalışan insanlar. Peki hocam, şimdi bir Covid-19 günleri geçiriyoruz 1 yıldır tüm dünyada. Bu Covid-19 içerisinde de, korona günlerinde de mutlu olmak, huzurlu kalmak, ihtimaller görmek mümkün mü hayatta? Mutlu yaşamak için ya da ayakta kalmak için? Şimdi şunu söyleyelim. Bu tür Ne dersin? durumlarda yani COVID-19 gibi bir tür felaket durumlarında kaygı, endişe, üzüntü, tedirginlik falan bütün bunları yaşamak son derece normaldir. Yani herhangi bir anımızdaki normal öncesindeki herhangi bir dönemimizdeki gündelik psikolojimizin olmaması son derece normaldir. Aksi takdirde insan olmazdık yani. Bunun nedeni de ne? Bunun nedeni de aslında çok çok hani benim görebildiğim kadarıyla kabaca şu. Çünkü bir belirsizlik var önümüzde. Yani Evet.
Düne kadar her şeyi biliyordum. Düne kadar otobüse rahatlıkla binebiliyordum, iş yerime rahatlıkla gidebiliyordum. Sevdiğim bir dostumu, arkadaşımı, kardeşimi görünce sarılıyordum, kucaklaşıyorduk, işte sohbet ediyorduk, onun yanına gidiyordum, ona dokunuyordum, buna dokunuyordum falan. Bu bildiğimiz bir düzenimiz vardı bizim ve doğduğum günden beri bu böyleydi yani. Şimdi Hocam birdenbire bize dediler, buyurun. Covid sosyolojimizi değiştirdi yani, değil mi hocam? Siz bir sosyolog olarak. Yani evet, bir sürü yönünü etkiliyor en azından. Değiştirip değiştirmediğini daha sonra göreceğiz ama kesinlikle etkiliyor yani. Şimdi bu birdenbire bize dediler ki aman sokağa bile çıkmayın dediler. O ilk şeyleri hatırlayın, işte Mart döneminin içerisinde. Aman sokağa bile çıkmayın dediler. Şimdi sokağa bile çıkılmayan bir yaşamı ben hiç deneyimlemedim. Bilmiyorum. Hele hele bunu sadece ben değil, bütün toplum yapacak, bunu hiç deneyimlemedik. Yani bu işte ben 63 yaşındayım. İlk kez böyle bir şey yaşadım hayatımda ve gerçekten de ilk kez ya dedim ne oluyor? Ne oluyor anlayamadım. Ve o zaman şeyi düşündüm. Ben böyle bir şey hayalim vardır benim, Adler'den kaynaklanan. Ya bir çocuğun zihni nasıl işliyor acaba? Nasıl bakıyorlar hayata bunlar? Bunu bir ah bir hani şey yapsak, %100 emin olabileceğimiz bir biçimde bulsak. Bir miktar çocuk haline döndük. Niye? Çünkü çocuk dünyaya geldiği zaman bir sürü şeyi bilmiyor. Ve o yüzden de sorar annesine babasına. Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, bu ne. Hep çocuk öğrenmek istiyor yani. Çünkü bilmiyor. Bu ne şimdi, ne bu? Hepimiz bu ne durumuna düştük. Yani aslında hepimiz bir tür çocuk beynine dönüştük birdenbire. Bilmediğimiz bir şey. Ne olacak? Çare bulunacak mı? Aşısı olacak mı bunun? İşte yok efendim, yok, ilk günlerde hatırlayın işte yok ne bileyim şunu içerseniz öyle olur, bunu içerseniz öyle olur. Bir sürü işte bu sosyal medya kirliliğinde de falan yayınlanan bilgiler oldu. Yok efendim sarımsak yiyin, yok işte şöyle yapın, böyle yapın falan diye. Herkes bir bilginin peşinde koşmaya çalıştı. Şimdi bu boşluğun içerisinde belirsizlik olduğu için kaygı, endişe falan, tedirginlik, stres, bunlar normaldir. Hepsi normaldir. Yani niye ben bundan işte 5 ay önceki gibi biri değilim? Çünkü hayat 5 ay önceki gibi değil. Çünkü muazzam bir tehlike var ve işte maalesef tekrar yükseliyor. Yani ülkemizde görüyoruz. Biraz gevşedik. Ne hale geldi ülke tekrar? Felaket rakamlarla karşı karşıyayız yani. Şimdi dolayısıyla çok ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız. Şimdi bu ciddi mesele karşısında tedirginliğimizi nasıl yönetirize odaklanabiliriz biz. Yani o da şu. Tıpkı mümkündeki gibi. Bu durumda ne yapabilirime bakmak lazım. Yani ben bu durumla başa çıkamam, mümkün değil dediğim zaman, o zaman öyle arkadaşları İşte bana bir biçimde yazıyorlar, çiziyorlar falan, oralardan görebiliyorum, anlıyorum. O vazgeçmişler. Yapabilecekleri hiçbir şey yok diye düşünmeye başlamışlar. Ve öyle düşündükleri için de o muazzam korku hakim olmuş. Kendilerine hakim olmuş. Bütün duyguyu o korku yönetiyor. Yani hakikaten bunu söyledi yani. Diyor ki buzdolabının kapısını tutacağım. Halbuki 15 gündür evden kimsenin çıktığı yok yani. Buzdolabının kapısını tutacağım, hala korkuyorum diyor. Ya korkma. Neye ihtiyaç var? Gene mümkün de dediğim şeye. Bunun bilimsel bilgisi ne? Şimdi hiç kimse kusura bakmasın. Evet, şu anda işte sosyal mecra, bir televizyon kanalında falan konuşuyoruz. Maalesef bu işler televizyonda da doğru dürüst anlatılmıyor. Benim anladığım kadarını söylüyorum. Gerçekten sakin bilim insanlarıyla temas kurarak, ki onlarla da artık temas kurulabiliyor gene sosyal medya aracılığıyla falan. Sakin bilim insanları derken de ne kastediyorum? Maalesef bizim bilim insanlarımız da böyle belli hamasetler üzerinden konuşuyorlar. İşte bir gruba ait olanlar hiçbir şey yok, her şey kontrolümüz altında falan diyor. Öbür gruba ait olanlar hiçbir şey kontrol altında değil, her şey işte açıklananların hepsi yalan, doğrular öyle değil falan diyorlar. Bunlar ideolojik bakıyorlar meseleye ama o meselenin bilgisi içerisinde bakanlara ulaşıp o bilgiye vakıf olup sonuçta nereye geldik? Üç tane noktaya geldik. Sosyal mesafeye dikkat edeceksin diyor. Mutlaka maskeni takacaksın ilişkiler içerisindeyken, sokağa çıkarken vesaire, ve hijyenine eve geldiğinde temizleneceksin, sık sık ellerini suyla, sabunla ya da alkolle temizleyeceksin diyor. Bu üçünü yapabildiğimiz zaman korunabildiğimizi görüyoruz. Ha,
bu üçümü yapabilirim. Bundan sonra ne yapacağım? Şimdi bundan sonrasında o mutluluğu aramak, bulmak falan diye tarif ettiğimiz şey ancak şöyle olabilir. Gününüzü verimli hale getirecek ne yapabilirsiniz ona bakmanız lazım. Kesinlikle televizyon falan değil. Bütün araştırmalar gösteriyor. Televizyon sağlıklı bir ilişki biçimi değil. Bütün araştırmalar gösteriyor. Stres seviyesini arttırıyor. Düşünce faaliyetlerini yavaşlatıyor. Şimdi dolayısıyla verimli bir iş değil. Kapadık. Televizyonu kapadım. Sosyal medyaya da falan da onlara da günde toplam hepsi 2 saatten fazla bakmıyorum. Yasak. Sağlığım için. Peki. Şimdi ne yapacağım? Seçeceksiniz. Şimdi bakın belirsizlik de burada var. Kitap mı okuyacaksın? Resim mi yapmaya başlayacaksın? İşte efendim ney çalmaya mı başlayacaksın? Ebru sanatını mı öğreneceksin? Empresyonizmi mi öğreneceksin? Mustafa Kemal'in hayatını mı öğreneceksin? İşte Haşhaşilerin hayatını mı öğreneceksin? Fatih Sultan Toprakla mı uğraşacaksın? Toprakla mı uğraşacaksın? Ya da çocuğunla daha çok vakit geçireceksin. Karınla daha çok ya gel hanım sohbet edelim mi diyeceksin? Ya da kocanla ya bey ya o kadar izliyorsun. Şu futbolu bana bir anlat mı diyeceksin? Bilmiyorum. Binlerce konu, binlerce olasılık var. Bakın sadece şunu söyleyeyim size. Sadece şunu söyleyeyim. Şimdi bu cep telefonlarının çok aslında işe yarayabilir bir biçimde kullanılabilecek bir özelliği var. Muazzam fotoğraf çekiyorlar. Muazzam fotoğraf çekiliyorlar. Hapsolduğunuz evde örneğin. Tamam. Hapsolduğunuz evde. Nasıl iyi fotoğraf çekilir tek başına şahane biçimde öğrenirsiniz. Şahane biçimde öğrenirsiniz. Müthiş şeyler var. Bu konuda eğitici yayınlar var. Ve bu eğitici yayınlarla evinizde de uygulama şansı var cep telefonunuzla. Başlayın. Fotoğrafçılığa başlayın mesela. Yani mümkün. Vazgeçmeyin. Mümkün. Bakın ben size bir örnek vereyim. Benim yani çok gururla anlattığım bir örnektir bu. Herkese de tavsiye ediyorum. Ben bundan 4 sene önce, tam olarak da söyleyeyim size, 4 sene 6 gün önce bir karar aldım. Ben İtalyanca öğreneceğim diye. Ama 5 kuruş para vermeden İtalyanca öğreneceğim diye. Bir tane program var. Dil öğretme programı. Bunun parasız şeyi de var. Paralı yanı da var, parasız yanı da var. Ben parasızını indirdim telefonuma. 4 yıl 6 gündür her gün 20 dakika, 30 dakika, 10 dakika ama her gün mutlaka çalışıyorum. Mutlaka çalışıyorum. Bakın ortalaması günde 20 dakikaya denk geliyordur. Böyle bir kaba hesap yaptım ama 4 yıldır çalışıyorum. Her gün çalışıyorum. Bugün geldiğim noktayı söyleyeyim size. Dün karıma anlatıyordum. İstanbul'da o şu an bir annesinin rahatsızlığı nedeniyle ona da geçmiş buradan selam olsun. İzliyorsa emniyet evet, diye. Ben de selam olsun, geçmiş olsun. Sağ olun. İyi iyi inşallah çok daha iyi olacak. Dün ona söylüyordum. Bir İtalyanca kitap 2 sayfasını sadece 5-6 tane kelimeyi bilmiyordum. 2 sayfayı takır takır okudum ve anladım. Bravo hocam. Bakın bravo, bu dahi bir şey değil bu. Emek. Ben hocam bana da önerin o siteyi. Çünkü ben de İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum şu anda. Aa, şahane. Var İspanyolca uygulaması. Duolingo. Tamam, ben sizden ayrıca alayım hocam onu. Tamam eyvallah. Şimdi bu bir deha falan değil. Bakın o yüzden Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet için de deha değillerdi dedim. Bence değillerdi yani. Muazzam bir emek veriyorlar bu insanlar. Muazzam. Amaçlı antrenman yapıyorlar. Bakın amaçsız antrenman değil. Amaçlı antrenman yapıyorlar. Ben şunu öğreneceğim deyip, şu konunun üstesinden geleceğim deyip antrenman yapmaktan söz ediyorum. Söyleyeyim ben bir Beatles hayranıyımdır. Yani Hacı Arif hayranı olduğum kadar Beatles hayranıyımdır aynı zamanda. Paul McCartney, dünyanın şu an yaşayan en meşhur kabul edilen şarkıcısı. Paul McCartney. Yani bütün dünyadaki bütün şarkıcılar düşünüldüğünde Paul McCartney en meşhuru kabul ediliyor. John Lennon öldüğü için yaşayanlardan. Tamam. Hala bu adam gitar çalışıyor. Hala gitar çalışıyor. 3 saat 4 saat günde. İhtiyacı mı var? Hayır.
Ama planlı, programlı bir biçimde bir amaca yönelik olarak çalışıyorlar bunlar. Şimdi bunu yaptığınız zaman, o zaman fotoğrafçılığı da öğrenirsiniz evde. Efendim isterseniz işte ne bileyim ebru sanatını da öğrenirsiniz. Gitar da öğrenirsiniz varsa evinizde bir gitarınız ya da bütçeniz varsa alabileceğiniz. Neyi çalmayı da öğrenebilirsiniz. Çünkü artık bir yabancı dilde öğrenebilirsiniz. Çünkü artık buna imkanlar çok. Yani artık şu kalmadı. Ya hocam bizde o para mı var? Şu zaten yoktu. Vaktim yok. Yok hocam. Kaçacak yer yok. Günde en çok televizyon izleyen ülke biziz yani. İkinci ülkeyiz. En çok izleyen ikinci ülkeyiz biz. İzlemeyeceksin hocam, vaktin var. Da ne amaç için kullanıyorsun bu vakti? Şimdi bu korona günlerinde de Covid günlerinde de o gerginliğin vesairenin bilimsel bilgisini edindik. Sosyal mesafe, maske, elini sabun ya da alkolle yıkayacaksın. Tamam, eyvallah, şahane, güzel. Kalan zamanda ne yapacağım? Ah ah vah vah, ah ah vah vah mı yapacağım? Her gün işte ay işte o acaba kaç kişi ölmüş, kaç kişi gitmiş? Yani bunu öğrendi, her gün bir kere yayınlandı, bitti. Doğru yanlış, bırak sen bunu çözemeyeceksin zaten. Verimli bir alana geç. Verimli bir alana geç, ne yapabilirsin? Ya tonlarca, tonlarca bedava ders yayınlanıyor dünyada. İngilizce, büyük çoğunluğu İngilizce ama onların önemli bir kısmının Türkçeleri de var artık. Yani o sosyal medya sitelerine girdiğiniz zaman orada Türkçelerini de bulabiliyorsunuz. Bir konu seçin ya, örnek, çocuk nasıl yetiştirilir konusu. Tonlarca insan yayın yapıyor bugün bu ülkede. Bununla ilgili bir sürüsü de doğru şeyler söylüyorlar. Ben işim gereği, merakım gereği izliyorum yani. O zaman otur, izle onları. Amacın olsun, bir amacın olsun yani. Amacın şu olmasın, işte o ne o yemek pişirme şeyleri var, programları. Orada gördün mü bilmem neyi bilmem ne. Ya o senin hayatına bir şey katmıyor. Sen hayatını verimli hale dönüştür. O zaman o gerginlik de azalıyor. Çünkü üretken hale geliyorsunuz. Çünkü kendinizi geliştiren hale geliyorsunuz. Ve bu sizin gücünüzü, duruşunuzu hayat karşısındaki değiştiriyor. Bunu yapmaktan söz ediyoruz. Bunu yapabildiğiniz zaman eskisi kadar, yani bugünlerde inşallah bu geçince o anlamda normal hayatımıza döneriz. Ama İnşallah şimdi hocam. Mümkün. Bu kadar mümkün. Yükseldiği bir dönemde mümkün. Evet. Eskisi gibi aynı Nurdoğan olamayabilirim. Ama o Nurdoğan olabilmek için yapacaklarım da bunlar yani. Bilimsel bilgiye gene vakıf olup verimli bir biçimde vaktini geçirmek, kullanmak. Muhakkak hocam. Doğan evet. Cüceloğlu hocamızın bir sözü vardı. Siz onunla birlikte de çalıştınız. Profesör Doğan Cüceloğlu. Hep hayatımız için atış alanımızın içinde kalalım derdi. Yani bu Covid evet. günlerinde sürekli ekran başında oturup ölüm sayılarını takip edenler sizin de söylediğiniz gibi atış alanının dışına çıkıyor. Evet var böyle bir rakam, çok kötü, çok üzücü fakat senin yapabileceğin bir şey yoksa öğrenmenin de günü gününe sana bir katkısı yok. Tam tersine evet. kaygıyı çoğaltabilir. Değil mi? Evet. Kaygıyı çoğaltması ihtimal dahilinde. O halde herhalde her şeyi dozunda tutmak lazım. Haberleşme ve öğrenme diye bile dozunda tutmak lazım. Evet. Hocam siz hep şey demiştiniz ya, hani çocuk dünyaya nasıl bakıyor, hayatı nasıl algılıyor? Keşke onu öğrensem isterim. Hani saf bir bilinçle bakıyor muhtemelen. Şimdi Sinan Canan Hoca böyle bir eğitim yapıyor, insanın fabrika ayarları diye. Duydunuz mu bilmiyorum. Duydum, evet. Profesör. Evet. O isim beni çok etkilemişti. Hani bilgisayarımıza bir açar kaparız ya da reset yaparız ve fabrika ayarlarına döndürürüz ya. Evet. İşte sizin dediğiniz gibi hocam Covid günlerinde bir çeşit sıfırlandık, reset gördük. Evet. Ve dolayısıyla bu sosyal mesafe sözcüğünü de ben fiziksel mesafe olmalı diye düşünüyorum. Yani sosyal çok olarak yine candan ilişkilerimizi sürdürelim ama fiziksel mesafemizi de kollayarak sürdürelim diye düşünüyorum. Çok doğru. Çok doğru. Doğru söylüyorsunuz. Evet hocam. Bir de liderlik sizin ilgi alanınızda bulunuyor. Değil mi? Liderlik için nasıl bir tanım getiriyorsunuz hocam siz? Liderlik nedir? Evet. Ya ben hani biraz ilgi alanıma giriyor kısmını açayım çünkü çok giriyor.
vurgulamak isterim onu yani. Ben sosyoloğum. Üniversitede sosyoloji okudum. Bizim derslerimizde daha yani 1977'lerden 78'lerden söz ediyorum. Daha oradaki derslerimizde liderlik konusunu öğrenmeye başladık. Ve ondan sonra da benim bütün hayatım şöyle 1981 yılından beri ben bu işle uğraşıyorum. Eğitim işiyle uğraşıyorum yani. Eğitimler, danışmanlıklar yapıyorum, kitaplar yazıyorum falan falan yani. 1981 yılından beri ben liderlikle uğraşıyorum yani. Aslında 1977-78'de derslerini gördüm. Yani bunu söyleyen kişi böyle bir kişi. Biraz sonra hani söyleyeceğim tanımla ilgili. Hocam tam Ondan yetkili kişiye sormuşum. sağ olun, teşekkür ederim. O anlamda söylemedim. Biraz sonraki tanımın etkisini artırabilmek için söyledim onu yani. Aynen hocam. Liderlik alanında yani büyük bir külliyata hakim olan biri olarak söylüyorum size. Tonlarca araştırma okudum bu alanda. Tonlarca hayat inceledim. Tonlarca teorik kitap okudum falan falan yani. Psikolojiden, sosyal psikolojiden, sosyolojiden tonlarca teorik kitap okudum ve tonlarca araştırma takip ettim. Tek kelimeye indirgenebilir bir şey liderlik. Liderlik değiştirmek demek. Değiştirmek demek. Kendimizi değiştirmek, başkalarını değiştirmek. Bunun altında bir sürü tanım var. Yani hepsini biliyorum o tanımların. Hepsini özet diye bakın değiştirmekten söz ediyorlar. Kimisi diyor ki belli bir amaca yönelik değiştirmek. Kimisi diyor ki belli bir amaca doğru insanları etkileyerek o hedefe doğru götürmek falan. Evet, bunlar yanlışlayarak söylemiyorum bunları. Ama liderlik basitçe yani biz anlayalım diye değiştirmektir. Şimdi buradan ilginç bir şey çıkar karşımıza. Çok enteresan. Bunu galiba dünyada ilk kez ben söyledim. Yani hiçbir benden önceki yerde ben denk gelmediğim için galiba diyorum. Olabilir, kaçırdığım bir iki bir şey olabilir yani. Değiştirmektir liderlik dediğimiz zaman, o zaman kaçınılmaz olarak bir şey çıkıyor. Her insan liderdir çıkıyor ortaya. Bakın lider olabilir demedim. Belli zamanlarda liderdir, belli ortamlarda liderdir demedim. Her insan liderdir dedim. Biraz daha açayım o cümleyi. Her insan her saniye kaçınılmaz olarak liderlik yapar herkese. Şimdi burası çok önemli. Her insan her saniye kaçınılmaz olarak liderlik yapar. Yani bir insan ben lider değilim dediğinde de liderlik yapar. Karşısındaki kişiyi etkiler. Karşısındaki kişiyi yarım tık olsun değiştirir. Yarım milim olsun değiştirir. Ve bu böyle bir çerçeve içerisinde gider. Şimdi ben size mesela hadi bir Atatürk örneği anlatayım yani bunun ne demek olduğunu gösterebilmek için. Şimdi Atatürk Samsun'a çıkar işte o ilk Havza, Amasya falan işte şeyleri tamimler yayınlanır işte ordunun özür dilerim milletin bağımsızlığını millet kendi iradesiyle kuracaktır. Ya istiklal ya ölüm, tam bağımsızlık falan. Manda ve himaye kabul edilemez falan gibi laflar. Tamam. Ondan sonra biliyorsunuz işte İstanbul hükümeti hakkında tutuklama, yakalama, direnirse de öldürme fermanını gönderir. Atatürk bu fermanı öğrenir, haberi olur. Çünkü bütün haberleşme kanallarını yani telgraf sistemini o da kontrol ediyordur. Atatürk'e bildirirler aklınızda böyle bir şey çıktı diye. Onun üzerine istifa eder ortadan. İstifa ettikten sonra gittiği yer Erzurum'dur. Erzurum'a niye gider? Orada Kazım Karabekir Paşa vardır. Kazım Karabekir Paşa İstanbul'da çok dostudur. Birlikte çok vatansever olduklarına dair emindirler. Kazım Karabekir'e Erzurum'a gitme emri gelir. Mustafa Kemal'e gelir şeyde İstanbul'da. Der ki Mustafa ne yapayım yani falan. Paşam der gidin ben bir şeyler yapacağım beni bekleyin. Peki der gider. O işte Samsun'a ondan sonra çıkar Atatürk falan falan. İşte o anlattığım hikayeli olur. İstifa eder. Şimdi Erzurum'a doğru gidiyor. Erzurum'da Kazım Karabekir Paşa var. Atatürk nutukta da anlatır bunu. Muazzam bir tedirginlik yaşar. Kazım Karabekir Paşa ne yapacak? Yani İstanbul'dan gelen emre mi riayet edecek? Yoksa kendisini işte bir yoldaş olarak kabul edecek mi falan. İlk karşılaştıkları sahnede Atatürk kendisi çok tedirgindir. Kazım Karabekir der ki paşam ben ve ordum emrinizdeyiz. Şimdi bakın Atatürk Mustafa Kemal yani İstanbul'da Kazım Karabekir'i etkiliyor. Kazım Karabekir Erzurum'da Mustafa Kemal'i etkiliyor. Bunlar birbirini yükseltiyorlar.
Şimdi tarihi şöyle yazalım. Kazım Karabekir Paşa deseydi ki tutukluyorum seni. Ne olurdu? Başka bir yere giderdi tarihi o zaman. Ama Muhakkak değişirdi. arkandan geliyorum dediği zaman Atatürk'ün gücü iki tık artıyor, üç tık artıyor. Daha öncesinden bir hikaye anlatayım size. Herkesin lider olduğunu nasıl görebildiğimize dair. Hocam süremiz azalıyor. Çabucak anlatabilir miyiz? Anlatayım hemen. Bekir Ağabeylik diye bir bölük var. Bütün Lütfen. vatanseverleri işte İngilizler falan şey yapıyorlar, tutukluyorlar. Atatürk Samsun'a çıkmadan önce işte son böyle ziyaretlerini falan yapacak. O işte o meşhur 3. Ordu Müfettişliği emrini alır. Ondan sonra bunu aldıktan sonra Bekir Ağabeylik'e gider. Çünkü vatanseverler orada. O bölüğünde şeyi hani ne diyelim gardiyanı ama o da rütbeli bir askerdir. O bölüğü işte şey yapıyor, çekip çeviriyor falan. Olan da Atatürk'ün Çanakkale savaşlarından biraz böyle çatıştığı biridir. Galiba Ali, Albay Ali olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ismini. Ondan sonra o karşılar işte Albay Ali. Atatürk der ki, Atatürk tabii general, der ki işte koğuşu ziyaret edeceğim. Girer içeriye, bütün arkadaşları orada. Onlarla konuşur, gizliden çaktırmadan işte fısıldaşırlar, mısıldaşırlar. Söyler onlara yani ben bir yere gidiyorum merak etmeyin falan falan gibi. Niyetini söyler. Zindandan çıkarlar. Çıkarlarken Ali Bey yanındadır. Der ki paşam bir şey mi yapacaksınız der. Yapacağım der Atatürk. Der ki paşam bu içerideki arkadaşların hepsiyle beraber emrindeyim. Atatürk'ün cevabı çok ilginç. Der ki bana ilk zaferimi tattırdınız. Şimdi bakın, bak bu duyguyla Samsun'a çıkmak başka bir şey. Ulan Ali Bey şunu diyebilirdi. Paşam çok tehlikeli işler yapıyorsunuz. Bizim de hani yetkili yerlerde insanlarımız var diyebilirdi. O moralsizlik başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Herkes liderdir derken bunu kastediyorum. Siz bir vapurda giderken kitap mı okuyorsunuz, cep telefonu mu takip ediyorsunuz? Takip ediyoruz. Çok şeyi değiştirir. Evet. Kitapları olmadan asla bir hayatta düşünülemez ki Atatürk ateş altında bile okuyan biriymiş. Bunu da biliyoruz hayat hikayesinden. Hocam süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Bir tatlı huzura katıldınız. Bu anlamlı günde çok da güzel bir söyleşi oldu gerçekten. En karanlık gecede bile güneşin doğmasına az kalmıştır, mümkündür. Başarı diyebiliriz 30 Ağustos zaferini kutladığımız şu günde. Çok teşekkür Öyle. ediyorum hocam tekrar. Selamlar olsun. Tekrar iyi bayramlar olsun herkese. Çok çok teşekkür ederim size de Kadriye Hanım. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bir tatlı huzuru bu hafta da tamamladık. 30 Ağustos zaferinin 98. yılı kutlu olsun. Haftaya yeniden buluşana dek sevgiyle kalın, huzurla kalın, bilgiyle kalın, kitapla kalın.